Arkadaşlar hoş geldiniz. Batuhan Güneş ben. Son videomuzda panda maçlarımız için bir adet ahşap çark yapmıştık. Çarkımızı çay karıştırma çubukları ve kebap şişlerinden imal etmiştik. Çarkımız gayet sağlıklı bir şekilde dönüyor. Çarkımız sallanmasın, hareket etmesin diye sıcak silikon ile zemine yapıştırdık. Bu videomuzda panda maçlarımız için bir adet köprü ve ortaya bir adet ev yapacağız. Sağda çarkımız, solda yem kaplarımız. Altta da panda maçlarımızın gezinmesi için güzel bir alan oluşturduk. Bu videomuzdan sonra panda maç projesini tamamlıyoruz. Bir sonraki projemiz Gonzalesler. Gonzaleslerin içerisinde bulunan piyasadan satın aldığım hazır ürünleri çıkartacağız. Ve yerlerine birer birer yeni ürünler yapmaya başlayacağız. Bu ürünlerin tamamını craft, yani kartonlardan imal edeceğiz. Çarkı dahi arkadaşlar kartondan imal edeceğiz. Ya biliyorum zamanla hayvanlar bunlara zarar verecek ama önemli değil. Bu bir hobi. Hayvanlar zarar verdikçe, hayvanlar bu ürünleri bozdukça yenisini yaparız. Sadece hani yem, su vermekle vakit geçmiyor. İsterseniz kumsala soralım, ne yapacağız? Arkadaşlar köprü yapacağız. O ne? Fare. Belki fare arkadaşlar. Rat mı onlar? Evet. Orada da gizleniyorlar, sizden çıkmaya çalışıyorlar. Size şöyle göstereyim. Diğerleri satılık ama anne baba satılık diye. Evet. Peki hangi malzemeleri kullanacağız bugün? Tahta ürünler. Bir de bambu ürünleri. Evet. Sıcak silikon. Defter. Falçata. Kağıt, bant, kalem. Evet. Bir de sıcak silikon. Evet. Bir de sıcak silikon tabancası. O zaman arkadaşlar kumsal bizim videomuzu çekmeye devam etsin. Bırak kızım onları yerine. Tam bir ben buluyorum arkadaşlar. Tam bir yerine koyayım. Bay bay. Zamanki gibi projelendirmeyle başlayacağız. Öncelikle kuş bakışı olarak şu anki kafesimizi çizelim. Evet arkadaşlar, şu an kafesimizi çiziyoruz. Bu arada bir köprü yapacaktık. Bir de bir ev yapacaktık. Evet, yani, kumsalın dediği gibi bir köprü, bir ev yapacağız. Onların doğurması için, bir de saklanması için. Orada bir tanesi hamile arkadaşlar. Arkadaşlar burada çarkımız var. Burada yem kaplarımız var. Buraya bir adet köprü yapacağız. Köprünün ayak kısımlarını, şu taşıyıcı kısımlarını bambu kebap şişlerinden yapacağız. Yani şu sağlam malzemelerden yapacağız. Evet. Ortalarını kürdandan yapacağız. Bu sefer biraz daha ilginç olsun. Bir adet de buraya ev yapacağız. Evimizi projelendirirsek arkadaşlar basit kare bir ev yapacağız. Yalnız bu evi çatı kısmını biraz çay çubuklarından şöyle saçaklı yapacağız. Arkadaşlar ben koyacağım. Pencere. İsterseniz imalata kısmında bambu çubukları kullanacağız. Bu bambu çubukların boyu yetmiyor. O yüzden öncelikle iki tanesini birbirine yapıştırıp köprümüzün ayak kısmını uzatacağız. Kumsal Hanım. Ne oldu? İki tane daha çubuk alabilir miyim? Tabii ki. Bu arada ben ona hizmetçilik yapıyorum. Hayır, ona yardımcılık deniyor. Hizmetçilik. Arkadaşlar ikisinin aynı boyda olması önemli. Güzel görünmesi açısından. Evet. Arkadaşlar bunların üzerine normal bildiğimiz standart mutfak kürdanı ile döşeyeceğiz. Şu şekilde. Bizde normal kürdan da var arkadaşlar. İsterseniz timelapse'e geçelim. Evet arkadaşlar, kürdanlarımızı dizdik. Üzerine bir kat daha sıcak silikon çekeceğiz ve bir kat daha kebap şişi koyacağız. Yine timelapse devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci kat kebap şişlerimizi de yerleştirdik. Evet arkadaşlar.
Bunu kuruması için kenara bırakacağız. Bu köprümüz oldu. Kafesimize uygun şekilde bunu yine sıcak silikonla yapıştıracağız. Arkadaşlar bu köprümüz oldu. Bunu temizleyip üzerindeki fazla sıcak silikonları alıp kafesimize yerleştireceğiz. İsterseniz evimize geçelim. Evet arkadaşlar, geçiyorum. Arkadaşlar evimiz için çay çubuklarını kullanacağız. Öncelikle çay çubuklarını pratik yapıştırmak için yan yana diziyoruz. Masamızı temizleyelim. Arkadaşlar masamızı temizliyoruz. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar hayvanlar bunlara zarar verebilir. Yani bunları kemirebilir. Bunlar ahşap materyaller. Problem yok. Hayvanlara sağlık açısından bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Hayvanlar kemirsin. Problem yok. Yeniden yaparız. Bu bir hobi. Zaman geçirmek için, mutlu olmak için bu hayvanları besliyoruz. Onlar kemirdikçe biz yenisini yapacağız arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Arkadaşlar bu şekilde çay çubuklarını dizdikten sonra bunları kebap şişleri yardımıyla böyle düzleyeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken sıcak silikonu buraya değil de buraya dökmek arkadaşlar. Buraya dökerseniz sıcak silikonun etkisiyle yamulabilirler. Sıcak silikonu buraya yapıştıracağız. Bu yapıştırdığımız düz parçayı buraya koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, babamın dediği gibi yapacağız. Devamını timelapse'den seyredebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, ikinci parçamızı da bitirdik. Parçalarımızı aynı boyda imal ettik. Şu şekilde. Parçalarımız aynı boyda. Şimdi arkadaşlar bunların ortasına bir adet duvar yapacağız ve güzel bir saçaklı çatı yapacağız. Arkadaşlar evlerimize böyle bir açı verdik saçak için. Yani çatı görünümü alması için. Evet. Bu şekilde sıcak silikon sıktıktan sonra bu ilk parçamızı yapıştırıp kenara soğumaya bırakacağız. Evet. Evimizin saçağı bu kadar çıkacak. Yani 3 cm 2 parmak saçak çıkartacağız. Bu parçamız hazır. Böyle göstereyim. Bunu biraz bunu kenara koyalım. Diğer parçamızı da hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Ama yıldızı göstermeye yer yok. Her yer sivri cisimlerle dolu şu an. Videonun sonunda gösterelim mi yıldızı? Arkadaşlar yıldız... Diğer parçamızı da hazırladık arkadaşlar. Diğer parçamızı da kurumaya bırakalım. Arkadaşlar yıldız benden küçüktü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ön yani kapımızı kapı duvarımızı oluşturacağız. Kapının içerisinde bulunduğu duvarı oluşturacağız. Onun yapımına geçelim. Arkadaşlar ön panelimizi de bu şekilde yaptık. Burayı kesip yani şu alanı kesip kapı açacağız. Daha sonra hepsini birleştirip çatısını dizmeye başlayacağız. Timelapse olarak devam edelim. Arkadaşlar kerpeten yardımıyla kesiyorum. Kolay da oluyor. Bu parçayı buraya alttan sıcak silikon yardımıyla yapıştıracağım. Daha sonra kesmiş olduğum çatı şişlerini üzerine dizeceğim.
Şu an evimizi oluşturdum. Evimizin genel görüntüsü bu şekilde. Dışarıya detay verdim. Kütük detayı. Arkadaşlar bunları soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra, temizledikten sonra bu fazla sıcak silikonları Panda Meister'ımızın kafesinde görüşmek üzere. Arkadaşlar Panda Meister'ımızın kafesine hoş geldiniz. Panda Meister'ımız ile gerçekleştirdiğimiz projelerin sonuna geldik. Onlara ilk önce bir adet ahşap platform yapmıştık. Renkli ağda çubuklarını ve normal sade ağda çubuklarını kullanarak güzel bir platform yapmıştık. Çünkü Panda Meister talaşla oynamayı, talaşın içerisinde gezmeyi çok seviyorlar. Bir sonraki projemizde çark yapmıştık onlara bir adet. Çarkı da bayağı bir kullanıyorlar burada dışkılardan gördüğünüz gibi. Hani çarkta koşunca bayağı bir dışkılamışlar. Büyük ihtimal gece kullanıyorlar. Bugün ise bir adet köprü. Yine kürdan ve bambu kebap şişlerini kullanarak imal ettik. Ve bir adet ev yaptık. Eve böyle küçük detayı ekledik. Evi karıştırma çubukları ve bambu kebap şişleriyle yaptık. Arkadaşlar Panda Meister sevecen canlılar. Ne koysak kafese keşif için hemen geliyorlar. Bunlardan sonraki projemizde ya hamsterlarımızın yani Gonzaleslerimizin, ama Gonzalesler büyük ihtimal biraz daha bekleyebilirler. Çünkü hali hazırda satın almış olduğum internetten ürünler var. Yani şu an çıplak bir alanda değiller. Çarkları, yuvaları, egzersiz, tattırvalileri, bu tarz bir tattırvalileri, her şeyleri mevcut. Tam karar veremedim ama bir sonraki projede ginepiklerimiz için bir şeyler yapabiliriz. Sizinle beraber bir şeyler yapabilmek için ginepiklerime şu an hali hazırda bir şey hazırlamadım. Ama yani yorumlarınıza göre, isteklerinize göre ya Gonzaleslerimizi sıfırdan dizayn edeceğiz ya da ginepiklerimizin kafesini sıfırdan dizayn edeceğiz. Birinci projemiz Suriye hamsterı portakal kızımızın yuvasıydı. Çarkını, tattırvalisini, evini çok aktif olarak kullanıyor şu an. İkinci projemiz Panda Meister'ımızdı. Onlar da çok aktif bir şekilde yani şu an evlerinin içerisine bile doluştular. Üçüncü projemiz ya Gonzaleslerimiz ya ginepiklerimiz. Arkadaşlar buna siz karar vereceksiniz. Gelen yorumlara göre ben de değerlendirme yapıp ikisinden birine başlayacağım. Kumsal bugün size yeni bir hayvan gösterecek. Evet, bu eskilerden kalma bir çinçil. O, hangi hayvan o, köpek mi? Hayır, çinçila. Çinçila. Erkek mi o? Hayır, kız. Adı ne peki? Çinçil. Bence onun adı Gümüş. Gümüş, evet. Arkadaşlar bizim bir adet de çinçilamız var. Evet. Miki çok eskilerden. Evet, 6 yaşında bir ginepiğimiz var, adı Miki. Evet. Sonra yıldızımız var, o bir tavşan. Evet. 1 yaşında. Evet. Evet, ayağı bebekken kırılmış, sonra kaynamış ve şu an ayağı yamuk. Ama biz onu sokağa atmadık. Evet. Biz tavşanımızı çok seviyoruz. Evet, ama o benden küstü arkadaşlar. Çünkü biz çok video çekiyoruz, onunla oynamıyoruz. Evet. Ama artık benim yeni hayvanım çinçil. Evet, bu hafta kumsal çinçile ile oynayacak. Önümüzdeki hafta da gümüşle. Arkadaşlar burayı biraz dağıttık. Burayı biraz dağıttık, bu projenin arkadaşlar sonuna geldik. Bu da portakal kızımız. Evet. Çarkına alıştı. Evet. Baba bu arada arkadaşlar bu artık benim. Evet, bütün hayvanlar senin kızım. Kız Karamel doğuracak. Evet, kız Karamel. Bizim Şelti ginepiğimiz var, evet. Adı Karamel. Çünkü karamel rengi. Evet, bir de Panda Meister'dan birisi hamile. Evet, Panda Meister'dan birisi daha hamile. Evet. Bence sen gümüşü sal. Gümüş gitsin, rahat rahat geçsin. Bırak gümüşü. Gümüş. Hadi bakalım. Sal masaya sal. Ama burada tehlikeli aletler var. Evet. Masada kumsalın dediği gibi tehlikeli aletler var. Gümüşe zarar gelmesin. Aha, gümüş gitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.